Çıkış yolundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Dumanlı ile gündemi yollayacağız. Ekrem Bey, aslında Ankara'da tek bir gündem var. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı nereye gidiyor? İttifak dağıldı mı? Yeni ittifaklar peşinde mi Erdoğan? Bunları konuşacağız. Devlet Bahçeli grup toplantısında bir yüzük fotoğrafını paylaştılar Instagram sayfasında. Belli ki bir mesaj verilmek istendi. Allah bana yeter diyordu. Altında da bir dosya vardı. Biz bunu konuşurken ertesi gün Devlet Bahçeli bir yazılı açıklama daha yaptı. Sinan Ateş cinayetiyle alakalı işte Ayşe Ateş'e toplumun huzurunu bozuyor dedi. İttifakla alakalı olarak da CHP, AKP geniş bir ittifak kurabilir. Diğer Millet İttifakı'ndaki partiler de destek verebilir. Biz buna ses çıkar mıyız, feragat ederiz dedi. Cumhur İttifakı'na desteğimiz devam edecek, mecliste kanunlara işte oy vermeye devam edeceğiz dedi. Şimdi değişik yorumlar var. Kimileri diyor ki Bahçeli ne olur ben her şeye kabul ediyorum. Bu ittifak dağılmasın diye yorumlayanlar var. Ama epey geniş bir kitlede bunun bir rest çekme olduğunu, sen yoluna ben yoluma, çok istiyorsan CHP orada bir topu Erdoğan'a attığı şeklinde yorumlandı. Siz nasıl yorumladınız? Öncelikle bu subliminal mesajlar hemen son birkaç gün içinde olmadı Levent Bey. Geriye dönecek bakacak olursak bu Ferdi Tayfur şarkılarıyla başlamıştı hatırlarsın. Doğru. Yani Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a zaman zaman çok çeşitli imaları olan subliminal diyebileceğimiz, bizim Türkiye'de bazı savcılar bu lafları çok seviyordu. Subliminal mesajlar. Sedat Peker konuşmaya başladığı zaman da böyle subliminal mesajların mafya dilinde ne anlama geldiği, hangi sembolün neler ifade ettiğine dair Türkiye kamuoyunda büyük tartışmalar olmuştu, büyük bilgilendirmeler olmuştu. Şimdi o yüzük ve dosya, ben yüzükte gözüm yok. Yani yüzüğün çok şey ifade ettiğini düşünmüyorum ama dosya çok önemli diye düşünüyorum Levent Bey. Yani dosyayla Devlet Bahçeli'nin neyi kastettiği, MHP'nin daha doğrusu neyi kastettiği üzerinde durulması gereken bir konu. Orada Allah bize yeter gibi bir cümleye niye ihtiyaç duymuş? Ya sen zaten şu an memleketi yöneten şebekenin en önemli elemanısın. Yani parmağını şıklattığın zaman insanların hayatlarıyla oynuyorsun. Hiçbir dönemde elde etmediğin iktidar gücünü bu dönemde elde etmiş durumdasın. Bir mazlum gibi, bir mağdur gibi konuşmanın ne anlamı var ve bunu yaparken yüzük altında dosyanın ne manası var? Ben ileriye yönelik bazı stratejilerin ipuçlarının burada olduğunu düşünüyorum. Yani bir çatlama var, vazoda bir çatlama var, hatta belki önemli bir oranda kırılma var. Bunu böyle çok keskin yapıştırıcı, bizde Türkiye'de Japon yapıştırıcı mı derler? Evet, eski Amerika'da adasını. da Crazy Glue diyorlar. Böyle Çok iyi. inanılmaz şeyleri yeniden yapıştıran şeyler var. Hatta parmağınıza bulaşsa parmağınızda derinizi çıkaracak kadar uğraşsanız çıkaramıyorsunuz. Belli bir zaman gerekiyor. Böyle bu vazoyu tekrar yapıştırmak çok kolay gözükmüyor. Bunun sebepleri var. Zaten ta baştan beri bir kan uyuşmazlığı vardı. Bu kan uyuşmazlığı üzerinde geçmiş programlarda çok durduk. MHP ile AKP'nin arasında bir menfaat birliği vardı. AKP MHP'ye bürokraside, özellikle yargı bürokrasisinde ve güvenlik bürokrasisinde, yani daha açık söylemek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve polis teşkilatında MHP'ye büyük bir ihale verilmişti. Hak eden etmeyen, o işe ehil olan olmayan birçok insan, polis memuru, jandarmada efendim asker, ilerleyen dönemlerde belli seviyede askerler haline gelmişti. Bir de yargıda hiç avukatlık bile yapmayı beceremeyen bir sürü insanı savcı ve hakim yapmışlardı. Bu şekilde Bahçeli de tabanındaki insanlara, ülküdaşlarına, evet biz bir zamanlar bu adama BOP'un eş başkanı dedik, senden hesap sormazsak namerdiz dedik, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldın dediği zaman en ağır sözleri söyledik, divanı harpte seni yargılayacağız dedik. Dedik 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 ama ya daha doğrusu Yüce Divan'da ama işte görüyorsun bize peşkeş çekilmiş kadrolar var. Girin bu kadrolara, paranızı da kazanın, mesleğinizi de edinin gibi susturuyordu. Şimdi öyle bir noktaya, sebebi bunun en büyük tetikleyicisi ne oldu? Son yapılan seçimler. Seçimler nasıl CHP'de büyük bir dalgalanma meydana getirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldı, sahile attı o dalgalar. Hiç beklenmedik bir şekilde yeni bir lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirmiş oldu. Şimdi kazan aslında
AKP ve MHP'nin içinde kaynıyor. AKP'liler bu yenilginin, ki çok ağır bir yenilgi söylemiştik, yerle bir edilmiş bir parti var karşımızda. Hakile yeksan olmuş bir parti var karşımızda. Bunun sebebini daha çok MHP'lilerin üzerine atıyorlar. Tabii o dönemde Devlet Bahçeli'nin hasta olması, kolunun kırılmış olması, gözlerinin altının şişmiş olması, morarmış olması o sonradan öğrenilen vakalar. Ama ondan önce MHP'nin çok güçlü olduğu yerlerde en azından Devlet Bey'in gelip bir konuşma yapması bekleniyordu Devlet Bey. Ne bileyim böyle Manisa gibi, Yozgat gibi, böyle Ankara gibi, özellikle İç Anadolu'da. Devlet Bey hiç ortada gözükmeyince, teşkilatlarda ortada görünmeyince AKP'liler normal olarak hep bu MHP'liler bize ittifak halinde çalışıyoruz ama bize destek vermediler. Seçimi bu yüzden kaybettik diye kolay ve ucuz bir kurtulma yolu aradılar. Ama işin doğrusu sonra anlaşıldı ki Devlet Bey'in gelebilecek hali yok. O seçimde sandığa geldiğinde verdiği fotoğraf Devlet Bey'in nasıl içler acısı bir halde olduğunu ortaya gözler önüne ortaya Şimdi koymuş oldu. Ekrem Bey, Şimdi bir hesaplaşma var diye görüyorum Levent Bey. genelde hep hani şöyle söyledin. MHP hani bir devlet partisidir. Hani vereceği kararlar sadece bir liderin iradesiyle değil de bir daha büyük bir planın parçası olur şeklinde hep yorumlanır. İşte daha önce AKP'ye muhalifti, daha sonra AKP'yi destekledi. Bunların da hep bir plan çerçevesinde olduğu hep söylenir. Şimdi MHP bir kadro partisi, ideolojik bir parti, geçmişi olan köklü bir parti. Belki 5 yıl 10 yıl sonra AKP olur mu olmaz mı bilemeyiz tabel olarak. Ama MHP'nin var olacağını az çok tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Sizce başka bir safhaya geçip köprüleri yıkma, bu sefer Erdoğan'ı ipini çekme gibi bir yöne doğru Bahçeli bir karar alabilir mi? Böyle bir belirtiler görüyor musunuz? Yoksa hazır devletteyiz. Zaten pek bir emek sarf ettiğimiz yok ama nimetlerinden de çok faydalanabiliyoruz. Bu gidebildiği kadar gitsin, sonuna kadar bunu zorlayalım diye mi düşünürler? Yoksa bu bir hani burası da MHP, burunda bir hani onuru gururu var. Bu kadar çok bizim üzerimize tepiniyorlarsa biz de yakarız ülkeyi şeklinde mi düşünürler? Ben temel refleksin hem Devlet Bahçeli'de hem de kurmaylarında korku olduğunu düşünüyorum Levent Bey. Yani şimdi o Allah bize yeter şeyi bizim üstümüze geliyorsunuz psikolojisinden kaynaklanan bir cümle. Üstlerine gelindikleri şey de çok belli. Emniyette bu kadar yapılandılar, adliyede, askeriyede bu kadar yapılandılar ama sonuçta bir takım mafya örgütleriyle irtibatları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Alaaddin Çakıcı'yla poz vermeler, yok Kürşat bilmem kiminle poz vermeler. Bir de üstüne üstlük yani Sinan Ateş hadisesi var. Sinan Ateş cinayeti öyle oldu, böyle oldu, hopladılar, zıpladılar, bir türlü MHP'nin üzerinden atamadılar. Savcılar değiştirildi. Gelen savcıların aldığı ifadeler ayıklandı. Kendilerine göre steril hale getirildi. MHP'ye zarar gelmemesi, ülke ocaklarına zarar gelmemesi için bir sürü hamleler yapıldı. Fakat görüldü ki elde o kadar somut, o kadar ele avuca gelen ve gözle görülen delil var ki bunun üstünü kapatmak çok da kolay olmayacak. Ben şimdi daha enteresan bir Ekrem şey Bey, söyleyeyim şimdi Levent araya Bey. bir gireyim. Siz dediniz ki deliller o kadar büyük ki bunu örtmek kolay değil. Hatırlarsak bu Sinan Ateş cinayeti aslında 2022 Aralık tarihinde gerçekleşti. Ondan sonra bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. O zaman hatırlarsınız Millet İttifakı bu konu üzerinde çok değinirdi. Ama AKP, MHP her zamanki pozisyondaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. O zaman hiçbir gündem olmadı. Hiç bu kadar etkisi yoktu. Neden şimdi bu kadar etkili hale geldi? Sadece deliller mi açıklanıyor yoksa AKP, Erdoğan, MHP üzerindeki bu kavgayı Sinan Ateş, MHP'nin yumuşak karnı çıkaramadıkları bir gol. Buradan gitmek daha mantıklı diye mi bunları bu sopayla terbiye etmeye çalışıyor? Şöyle söyleyeyim, çok yakın zamanda Ertuğrul Özkök, eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin bir yazısı oldu. Gördün mü? Gözünden mutlaka kaçmamıştır. Dedi ki, Ankara'da yeni duyumlar alıyorum, yeni dedikodular duyuyorum. Bu duyumlara göre yeni bir, tırnak içinde söylüyorum, yeni bir FETÖ oluşturuluyor. Seküler FETÖ. Yani bir suç örgütü gibi bir şey oluşturulacak, onun üzerine gidilecek. Ben bunu önce laikler zannettim, laik kesim zannettim. Yeni bir efendim, yeni bir komplo, yeni bir kumpas sanıyordum.
senaryosu diye düşündüm. Fakat sonra ilgili insanlarla konuştuğumda, görüştüğümde ki Ertuğrul Bey'in kulağı deliktir. Kendine göre bazı Hürriyet Gazetesi'nde çeyrek yüzyıl yayın yönetmenliği yapmış, belki de çeyrek yüzyıldan fazla yayın yönetmenliği yapmış ve bu konuda da kendini çok ispat etmiş. Benim bir kendisinden dinlediğim bir olay vardı, parantez içinde söyleyeyim. Diyor ki bir haberle bir örgütü dağıttık. Dedim nasıl bir haberle bir örgütü dağıttınız? Ya diyor bu hücre evinde diyor işte efendim sol örgütlerden birisinin bir hücre evi varmış. O hücre evine baskın yapılmış. Ben de diyor onu şöyle manşet, ben onu kendi aklıyla yaptığını düşünmüyorum. Kiminle irtibatlıysa, kimler buna o malzemeyi sunuyorsa. Efendim buzdolabında havyarlar vardı. Örgütün önde gidenleri, örgütün ileri gidenleri havyar yiyor. Örgütün şehir ve dağ kadrosu açlık ve sefalet yaşıyor. Mahiyetinde bir şey yaptım. Örgüt karıştı, birbirlerine girdiler. Havyar yemek ne demek? Havyar, siz havyar yerken biz burada iki yumurtayı kıramıyoruz dediler. Birbirlerine girdiler. Bunu biz başardık. Hürriyet gazetesi olarak koca bir örgütü dağıttık diye anlatırdı. Şimdi bu işlerde tecrübeli bir adam diyor ki Ankara'dan edindiğim bilgiler, elde ettiğim bilgiler, görüştüğüm insanlar o şeyin üzerine söylüyor. Hoca Efendi kaçırıldı, yok efendim. Hoca Efendi Türkiye'ye teslim edildi, MİT getiriyor falan filan derken bunu diyor araştırdım. Devlet görevlileri dediler ki bunun aslı yok. Gerçi bu arada yine bir parantez açalım. Ya bir sürü yalan söyleyenler var. Yalanlar ortaya çıktıktan sonra özür dileyenler yok. Bunu da bu kadarcık söyleyip geçelim yani. Şimdi diyor ki ben bunu araştırırken başka bir gerçekle karşılaştım diyor Ertuğrul Bey. O da şudur. Türkiye'de yeni bir FETÖ tabiri onun olduğu için söylüyorum. Yoksa bu tabirden ne kadar nefret ettiğimi ve bunu söyleyenlerin ne kadar büyük vebal altında olduklarını binlerce kere ifade ettim. Ekrem Bey, Yeni bir bu FETÖ şeyi oluşturulacak, hatırlatın. devlet güçleri onun üzerine gidecek. Bunu diyor araştırdım. Laik kesim zannettim. Sonra da söylüyor. Bunun MHP olduğu bilgisine ulaştım diyor. Şimdi MHP'deki korku, Bahçeli korkuyor. Devlet Bahçeli'nin etrafındaki kadro korkuyor. Neden korkuyor? Eğer Türkiye'de böyle bir sistem oluşturuldu Levent Bey. Yani devlet zırhına bürünmüş, devlet imkanlarını kullanan siyasi iktidar ve tabii ki onun başı tek adam bir yerden bir şekilde gıcık oldu ve orayı tüketmek, en azından ona karşı bir alternatif bulmak ihtiyacı hissetti ve buldu. Kendine göre bir yeni bir senaryo yazdıysa daha önce belli bir oranda MHP'yi kastediyorum. Siyaseten beraber yürüdükleri bir partiyi yok eder mi? Eder. Ederse elinde malzeme var mı? Malzeme çok. Yani MHP'li Ülkü Ocakları üyelerinin karıştığı onlarca hadise var. En basiti dövmektir. Hani Sinan Oğan'ın dediği bir cümle var. Bizim şeyde camiada Canım. yaygın bir uygulama bacağı sıkmaktır diyor. Bacağı sıkılan insanlardan öldürülen insanlara kadar bir takım bazı suç unsuru trafiklerin arasında olmaya kadar. Bunlar ortaya çıkarılmak istenirse buranın suç örgütü ilan edilmesi hiç de zor değildir. Masum insanları suç örgütü ilan ediyorlar da bir eli bir suçta bir ayağı diğer suçta olan insanları en azından tabanı kastetmiyorum ama oradaki mafyadan gelmiş mafyatik sistemlere kendini tamamen adapte etmiş insanların ve özellikle genç insanların karıştığı suçları art arda bizdiğiniz zaman hatırlarsan biz bir programda Sinan Ateş olayını anlatırken Devlet Bahçeli gizli sanık demiştik. Hatta Evet. Adem Yavuz Aslan da onun üzerine gizli sanık diye bir yazı Yazıyor. yazmıştı. Yani bu gizli sanığın bir korkusu var. Parti genel yöneticilerinde bir korkusu var. Devlet imkanını kullanan güçler isterse şayet isterse bir hamle yapıp burayı bir suç örgütü haline getirip Ülkü Ocakları'nı yarın bir gün illegal bir yapı, MHP'yi de onunla irtibatlı bir başka illegal yapı haline getirebilir mi? Getirebilir. Karşı Ekrem hamle Bey, nedir? Belki bunun üzerine düşünmek lazım. onu soracaktım. Şimdi bir FETÖ kullanımıyla alakalı bir şeyi hatırlattınız. Bize çok sorulan bir şey. Ya haberlerde, kullanımlarda FETÖ niye diyorsunuz ya bazı okuyucularımız bize sitem ediyorlar. Değerli izleyiciler, biz o şekilde yazmazsak aramalarda, haber arşivlerinde sadece menfi haberler, masum insanlara atılan iftiralar Google ya da belli arama motorları getiriyor. Verilen cevap hakları ya da o emek verilip çalışılan dosyalar görülmüyor. O yüzden tırnak içinde dahi olsa o kavramı kullanarak
Bunları da arşive sokma, literatüre sokma durumundayız. O yüzden kullanıyoruz. Çok sorulduğu için siz kullanmaktan nefret ediyorum dediniz. Biz de nefret ediyoruz ama bazı mecburiyetler var. Bir gün gelir bu ifadeyi kullanmak suç olur, insanlık suç olur. Nasıl Güney Afrika'da vesaire olduğu gibi. O zaman hep beraber gereğini yaparız. Şimdi Ekrem Bey, kimileri de diyor ki bu MHP kardeşim cemaate benzemez. Hani bu kelmesi sarma yapan insanlar değil muhatabın. Eli kanlı mafyalar var. Suça ulaşmaktan asla çekinmeyecek polis var, yargısı var. Eğer sen MHP'yi bitirmeye yönelik, sizin de bahsettiğiniz gibi suç örgütü ya da böyle soruşturma olursa bu bambaşka bir şey olur. MHP öyle bunu sineye çekmez, tıpış tıpış öbür yanağını da uzatmaz şeklinde yorumlar var. 12 Eylül'de yaşamış, 12 Eylül'de ilk hücrelerin refleksini bilen, hani devlete karşı boynumuz kıllar ince refleksi mi olur? Yoksa AKP bir hamle yaptığında bir karşı hamle ne olur, sert mi olur? Ülkede kan gövdeyi mi götürür Allah korusun ne olur? Valla MHP tabanı ve ülkücü hareket AKP'nin yapacağı böyle şeytanlaştırarak uzun zamandan beri yapıyorlar bunları. Uzun zamandan beri dikkat edin Sinan Ateş olayına aslında mecbur kalmasa Tayyip Erdoğan da sahip çıkmayacak. Neye Tabii canım. mecbur kaldı? Yani Sanki umurundaymış gibi. ha sanki umurunda olsaydı şu ana kadar arada ne kadar geçti Sinan Ateş'in öldürülmesi? Bir buçuk yıldan fazla. Sen 1,5 yıldır bu olayı hiç mi duymadın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Baş sanık da yanı başında oturuyor. Senin ortağın. Yani görüşmek arzu etseydim şu ana kadar 1.000 defa görüşürdüm. Ama efendim görüşecekti de Devlet Bahçeli engel olundu. Sözüne alındılar ki herhalde sarayda. Görüştüler. Bakalım bu neyi etkileyecek? Ona da bakacağız. Bu etkileyici unsurlar arasında bazı seçeneklerden dolayı MHP şimdi hop oturup hop kalkıyor. Ama buyurduğunuz gibi yani MHP'yi hayatta karakolun yanından geçmemiş, efendim suça şöyle ya da böyle bulaşmamış, karınca ezmemiş beyefendi cemaatle kıyaslamak mümkün değil. Yani bu MHP, bu ülkü ocakları geleneği memleketi yakar yıkar öyle kolay kolay teslim olmaz. Ama seçenekleri ne dersen, benim kanaatim ellerindeki hala en güçlü dosya, şahsi kanaatim bu, 17-25'tir Levent Bey. Hala askıda olan 17-25 dosyası kadar kendilerini bir kenara alıp da bak bizim bu işte hiçbir dahlimiz yok. Siz bu işi sen, oğlun, kızın, damadın böyle yap. Bir de İranlı bir adamla beraber oturdunuz. Bakanlarınızla beraber bunu yaptığınız gibi en önemli dosyalarından benim o dosya meselesinde gördüğüm şeylerden bir tanesi bu. Başka şeyler de olabilir ama bir tanesi bu. Ha peki 17-25'te olduğu gibi MHP'ye yürekten inanmış İnsanlar o dönemde 17-25'teki savcıların, polis memurlarının, polis amirlerinin yaptığını yapabilir mi? Yani bu devlet geleneği öyle sarsıldı, hukuk yolları öyle karartıldı ve kanun dışı yargıya müdahale o kadar bir şey kazandı ki, resmiyet kazandı ki, bunu kitabına da öyle uydurdular ki, yani burada kolay kolay kimsenin bir kahramanlık yaparak yolsuzluğun üzerine giden polis şefleri gibi halen hapishanedeler. Savcılar gibi halen hapishanede olanlar var herhalde. Bilmiyorum şey, şu anki son durumlarını, hepsinin son durumunu bilmiyoruz. Bazısının yurt dışında olduğunu biliyoruz en azından. Davranabilirler mi? Onu çok iyi kestiremiyorum. Yani çok da kolay değil. Ama ellerinde de bir güç var. Ellerinde de bir kart var. Bunlar da silahlı bir örgüt. Sonuçta yakar mı yakar, yıkar mı yıkar. Öyle kolayca senin planına, programına boyun eğmez. Çünkü onların da bir şekilde Erdoğan'ın güvendiği Ergonokon güçleriyle dirsek temasları var. Onların da bir kısım elemanları bir geçişkenlik arz ediyor. Aradaki çatışma kolay bitecek bir çatışma olmaz. Ha burada başka legal ne olabilir? 2002'de Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir çılgınca bir rest vardı. Nedir o? Erken seçim. Hatırlarsan. O da şöyle milletin hafızası yok tabii onu yani genellikle insanlar hatırlamaz ama neydi hatta hadise biliyorsun. Almanya'da Doğan grubunun başkanlığı altında bir araya gelenler işte hükümeti değiştirmek için bir takım planlamalar yapmışlar gibi bir kulis bilgi tam da ispat edilememiş benim anladığım kadarıyla tam da ispat edilemeyen bir gizemli toplantının üzerinden bir çalkantı oldu. Ve sonuçta şey çıktı Devlet Bahçeli. Buyurun sandığa gidelim dedi. O sandıkta barajı aşamadı. İstifa etmek zorunda kaldı.
Ama bu tür bir yani 2002'deki gibi bir hodri meydan buyurun sandığa diyebilir mi? Yani diyebilir. Bunda Şöyle hemen şey yok. Yani bu izleyicilerimize bilgi kapı verelim. açıktır. Bahçenin yapabileceği şeylerden bir tanesi de budur. Meclisin erken seçime gidebilmesi için 360'ı bulması lazım. AKP'lerin oy vermediği hiçbir denklemde 360'ı bulamıyor. Muhalefet MHP eklerseniz o bloğa 329-330 gibi bir oyda kalıyor. Yani AKP'liler meclise istemediği sürece erken seçime gitmek mümkün değil. Erdoğan eninde sonunda erken Bu seçime gidecek. matematiksel denklem ama Mehmet Evet. Bey. Tabii ki Siyaset ortam oluşması. matematiksel denklemlerden oluşmuyor. Siyaset aynı zamanda psikoloji ve atmosferden oluşuyor. Muhakkak AKP bölümünde bir sürü senaryo yazabiliriz ama şimdi işin kitabi kısmını anlatalım. Erdoğan'ın da meclisin seçime gitmesine ihtiyacı var. Çünkü bir kez daha aday olabiliyor o durumda. Diğer bir belirleyici de milletvekilleri biliyorsunuz. İkinci yılı doldurduktan sonra o özlük haklarına, ballı börek haklara erişebiliyorlar. O yüzden önümüzdeki yılın Mayıs ayı gelmeden böyle bir erken seçimde meclisin epey bir çoğunluğu karşı çıkar. Çünkü işte emeklilik vesaire gibi ilk defa milletvekili olanlar da var. Bu belirleyici unsur olacak gibi görünüyor ama dediğiniz gibi bir ortaklığı bozup erken seçim derse bu bayağı bir yıpratıcı, bu başka bir dalga oluşturur. Özgür Özel de erken seçim istemediği için çok eleştiriliyordu. O da bugün açıklama yaptı. Dedi ki Bahçeli'ye istiyorsan sen gel bizim ittifakımıza. Bizimkisi Türkiye İttifakı dedi. Ülkeyi bu hale getirdikten sonra suç ortağını bize itme dedi. AKP'yi kastetti. Ve MHP'nin kurmayları var biliyorsunuz. Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yöntem bunlar her 2-3 saatte bir açıklama yapıp sağa sola küfrediyorlar. Özgür Özel'e küfrediyorlar. İsim vererek gazetecileri küfrediyorlar. Onlara da şey yaptı. Ülke normalleşse yumuşasa ülke ocağı genel başkanının cenazesi Ankara'da sahipsiz kalmazdı. Siz bundan korkuyorsunuz dedi. Bu denklemde Özgür Özel nerede? Erdoğan CHP'yi kullanıyor mu? CHP erken seçim istememekle hata mı ediyor? Özgür Özel bu denklemlerde var mı sizce? Özgür Özel kendi iradesiyle var mı bilmiyorum ama Erdoğan'ın planında var. Bir kere MHP'nin kimyasını bozan CHP ile AKP'nin ilişkisi. Yani bu şeyde de Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada da çok net gözüküyor. Eğer geniş tabanlı AKP ve CHP koalisyonuna, birlikteliğine, ittifakına biz blokajsak diyor. Yanılmıyorsam blokaj tabirini kullanıyor. Yani biz blokajsak biz çekiliriz, feragat ederiz diyor. Yani aslında MHP'nin kimyasını bozan şeylerden birisi CHP ile AKP arasındaki yakınlaşma. Bu zaten biraz da Erdoğan'ın istediği bir şey. Yani MHP'ye bir yönüyle diyor ki ben eli kolu bağlı sana mahkum değilim. Bak ben hiç aklının ucundan bile geçmeyecek ve anlamsız bulacağım bir şey CHP ile ittifaktır. CHP ile bile ittifak yaparım diyor ve aslında MHP'yi dizginleyici bir takım önlemler alıyor. Ben seçeneksiz değilim. Ben bu seçimden önce böyle değildi Levent Bey. Mesela bir Erbakan'ın partisi, genç Erbakan'ın partisine bile 10 kere kapısı çalındı. Aman gitme, etme, yapma. Oradaki bir %1'lik, bir binde birlik oy oranı bile olsa İşte Perinçe'ye olan yaltaklanma, Perinçe'nin eline ayağına kapanmalar bile aslında bir şekilde öyledir. Ama seçimden sonra vaziyet ortaya çıktı. CHP Türkiye'de şimdi uzun bir aradan sonra birinci parti haline geldi. Burada MHP ile aralarında zaman zaman kan uyuşmazlığından ortaya çıkan, menfaat bölüşemezlikten dolayı ortaya çıkan, kadrolaşma konusundaki sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan, o da Süleyman Soylu'yla Yeni İçişleri Bakanı'nın kendi arasındaki kavgada daha bir gün yüzüne çıktı. Yani olaylar bir anda bir Sinan Ateş cinayetiyle olmadı. O menfur cinayetin çok önemli bir payı var. Ama sadece onunla ilgili de değil. Süleyman Soylu'nun ülkücülerle kol kola girerek yaptığı, meydana getirdiği bir örgütlenmeyi daha sonra gelen bir İçişleri Bakanı'nın tersine çevirmesi ve bunu da AKP'den bilmesi MHP'nin. Zaten orada fokur fokur kaynayan bir kazan vardı. MHP buna binaen geçmiş dönemde de Süleyman Soylu görevini bırakacağı zaman, bıraktı dendiği zaman, istifa etti dediği zaman hatırlayalım. MHP'nin bir tutumu vardı. Yani Süleyman Soylu'nun orada kalmasına dair. Şimdi o derenin altından, o köprünün altından çok sular geçti. Ve
AKP, özellikle Erdoğan, MHP'ye ben sana mahkum değilim, benim kafamı bozma, başka alternatifler ararım. Bunlardan birisi de CHP'dir. CHP'nin ki, yani biraz o daha büyük bir kan uyuşmazdır ama Özgür Özel'in kullandığı argümanlar bunun hiç de olamayacak kadar ihtimal dışı bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Aslında bir yönüyle Erdoğan da bir suçu itiraf ediyor. Yani normalleşelim demek, biz anormaliz demektir. Kesinlikle. Yumuşayalım demek, haddinden fazla kamplara bölünmüşüz, onun da mimarı sensin. O demektir. Ekrem Bey, şimdi şöyle bir şey, Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı, bir dönem İyi Parti'de siyaset yapmış. Onun güzel bir tweet'i vardı. İşte Mehmet Şimşek'le ortak bir araya geleceklermiş. Bilgiler paylaşılacakmış. Diyor ki sizi 22 yıllık suça ortak ediyorlar. Günahlara, özür dilerim, günahlara ortak ediyorlar. Şimdi dışişlerinde sen bir briefing alıyorlar. Yurt dışına giderken bize bilgi verin. Yani ana muhalefet olmak böyle bir şey değil. Yani eklemlenmek böyle bir şey değil. Yani sen iktidar iddiasında olman lazım. Emeklinin sorunu var, Erdoğan'a ilettik. Atanamayan öğretmenler sorununu Sayın Cumhurbaşkanı ilettik. Yani sen o kadar bir yere koyuyorsun ki Erdoğan'ı. Sanki birinci partisin. Yani neredeyse özür dileyecekler. Ya kusura bakmayın, biz de son seçimde birinci olduk. Biz de istemezdik ama şimdi bu Özgür Özel bunu bir yere kadar taşıyabilir. Tabanda da yavaş yavaş Özgür Özel'e de tepkiler var. Bugün konuşurken yanında Ekrem İmamoğlu'nun beden dili pek memnun bir ifade değildi. Ya bu kadar çok AKP'ye yumuşak, Erdoğan'ı pohpohlayan, meşrulaştıran, bir otorite olarak kabul eden çok da sürdürülemez gibi geliyor. Yani siz diyeceksiniz ki iktidar nimetleriyle tanışınca onları da şey yapıp ikna edebilirler ama pek öyle de olmama ihtimali yüksek gibi geliyor. Şimdi CHP için de bu Özgür Özel'in çizdiği yumuşama ve normalleşme adı altında dediğin gibi neredeyse Erdoğan hükümetinin, Erdoğan idaresinin, Erdoğan rejiminin bir parçası haline gelme riski var. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu uyardı. Yani eski genel başkan. Daha dün mü bugün mü gördüm eski CHP milletvekillerinden bir tanesi. Özgür Özel kimya şey midir? Eczacı mıdır Eczacı. mesleği? Eczacı. Evet, diyor ki Özgür Bey sen eski eczacısın, yani eski de demiyor, eczacısın. Bir şeyin dozunu iyi ayarlayamazsan ilaç zehre dönüşebilir diyor. Yani bu önemli bir AKP'nin uyarıdır. Atatürk Kolları Başkanı gibi, yani AKP'de bir bünye Atatürk Kolları Başkanı gibi neredeyse. Aynen öyle. Yani bu Erdoğan rejiminin ortaya koyduğu zulümleri, baskıları, yanlışları, antidemokratik şeyleri hiç söylememek için, yani oraya hiç girmemek için bir geziyi arada bir gündemlerine alıyorlar, gezi olaylarını. Onun Bunu çok dışında güzel karşılıyor. insanların ya onu, tabii yani onun dışında insanların, her kesimden insanın, yani cemaat da bunun içine dahil, Kürt kimlikli insanlar da bunun içine dahil. Hiç olmazsa basın özgürlüğü sadedinde, hiç olmazsa temel hak ve özgürlüklerin savunulması, kadınların, çocukların, yaşlıların bu kadar mağduriyetle karşı karşıya getirilmemesi konusunda bile ağzına bir kelime almayıp işte efendim emeklilerle ilgili insanlarımızın taleplerini ilettik, yok şunlarla ilgili talepleri ilettik. Bir devlete rapor veren memur seviyesinde bazı şeyler yapıyor gibi bir görüntü çizme. O kimyagerlik, yani o eczacılığın gerektirdiği ince hesabın doğru yapılmadığı ve bu yapılmayan şeyin de CHP içinde zaman zaman hissedildiğini ve rahatsızlık meydana getirdiğini görüyoruz. Bunun dozu artarsa, yani eklemlenme rejimin bir parçası haline gelme, sonra da oradaki menfaatleri paylaşma güdüsü bütün gün yüzüne çıkar ve herkesin görebileceği hale gelirse, ki geliyor, bu üzücü bir tehdit. İnsanlar bunun için oy vermedi CHP'ye. Hayatta elim kırılsın bir daha AKP'ye vermem deyip hayatta ilk defa CHP'ye oy veren insanlar oldu. Bu bir şeye döner. Yani zaten bir şeyin aslı varken o şeyin taklidine ne gerek var? Çakmasına ne gerek var? Sen Şimdi Ekrem, topyekün insan hakları ve özgürlükleri başta olmak üzere ekonomiyi düzeltecek bir model geliştirerek bir muhalefet yapmak zorundasın. Bunu yapmadığın zaman 3 gün sonra dediğin gibi AKP'nin gençlik kolları veya Atatürk kolu gibi, sen öyle bir şey güzel öyle bir şey olursun yani.
Toplumsal karşılığı çok olmadığı için Osman Kavala'nın serbest kalması ya da dava ile ilgili bir gelişme, Can Atalay, bunları Erdoğan bu jestleri CHP yapabilir ve Özgür Özel bunu çok büyük bir başarı gibi hanesine ekleyebilir ama bunlar belki sosyal medyada çok ses getirici şeyler, toplumda çok karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Özellikle ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar vesaire. Ben bitiriyoruz. Erdoğan sizce hangi hamle yapacak? Şu an yurt dışında İspanya'da İtalya'ya geçecek G7 toplantısına. Gelip gelmez Bahçeli ile bir görüşme olabilir mi? Uçaktan gelirken o da mesajlar verebilir mi? Cumhur İttifakı devam ediyor. Türkiye yüzyılda hedefleri gibi çok beylik laflar edip araya bazı mesajlar sıkıştırabilir mi? Siz Erdoğan'ın nasıl bir hamle yapacağını düşünüyorsunuz? Ben Erdoğan'ın iç siyasette bütün odaklandığı şey iç siyaset. Yani iç siyasette her yolu deneyeceğini, MHP'yi de avucundan kaçırmak istemeyeceğini, CHP'yi de bir başka avucuna alacağını, böyle ahtapot gibi her koluna birisinin, her avucuna birisinin düşmesi gerektiğini, onlara çeşitli menfaatler temin edilmesi gerektiğini, bunun içinde Sinan Oğan'ın da olması, bunun içinde altılı masadaki yer alan bazı insanların da olması gerekti. Meral Hanım hamlesi de onlardan bir tanesidir. Yani Meral Hanım'ın o keskin cümleleri, ağır lafları, şerefim üzerine, namusum üzerine, Ölsem şöyle de de olsam, böyle de kalsam da. olsam gibi sözleri herkes hatırlıyor. Ama Erdoğan'ın bütün odaklandığı şeyin %95'i iç Bir daha siyasette seçim. kalıcı olmak, gücüne devam etmek, iktidarını devam ettirmek, o koltuğu soğutmamak. Şimdi Fakat bu sadece siyasetteki ayak oyunları ile ilgili. Siyasetin en temel meselesi ekonomi. Şu anki en temel meselesi. Yani o yüzden de CHP'nin sızdırdığı bilgilere göre, CHP'nin sızdırdığı diyorum çok açık net. Emekliler için bir şey istendiğinde, başkaları için bir şey istendiğinde olsa da versek. Erdoğan'ın cevabı bu. Olsa da versek. İşte mesele de burada. Her şeyi demek. tükettin, hazineyi tam takır kuru bakır haline getirdin, memleketi iflas ettirdin, olsa da versek. Vardı niye vermedin? Olan şeyi niye yok ettin? İşin temel Yandaşları meselesi var. burada. Orada da çaresiz olduğunu düşünüyorum. Yapacak çok şey Yok. yok. Mehmet Şimşek ne kadar oldu göreve başladı Levent Bey? İşte 28 Mayıs seçimi dersek Hangi Haziran'da konuda kabine iyileşme toplandık biliyor. oldu? Hangi konuda Faiz iyileşme arttı, oldu? döviz arttı. Zaten onu çıkartıyorlar. Bir yıllık karnesinin pek başarılı olmadığı söyleniyor. O da enkaz devraldım diyor. Yani çok güzel bir ekonomi vardı da ben gelmedim. Yani şimdi şöyle bir şey var Ekrem Bey. Adaşınızla devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı hayali kuran bir Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'da ikinci kez kazanmış. Bu sefer ezerek kazanmış. Her türlü olumsuzluğa rağmen. O Meral Akşener'in desteğini çekmesine rağmen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiği CHP kurultayının da aslında gölge aktörü Ekrem İmamoğlu'ydu. Yani bir nevi Ekrem İmamoğlu'nun o hareketiyle Özgür Özel'i başa getirdi. Bir nevi Erdoğan eş genel başkan, gizli genel başkan hep söylüyor. Özgür Efendi dalga geçerdi. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun o kurultayda etkili olduğunu gördük. Özgür Özel böyle sürdürürse CHP'de başka komplikasyonlar çıkar gibi geliyor. Ekrem İmamoğlu'nu siz burada nereye koyuyorsunuz? Valla şu anki durumuyla Ekrem İmamoğlu muhtemel zaten Kemal Bey varken de öyleydi. Muhtemel genel başkan, muhtemel cumhurbaşkanı adayı. Bu kaçınılmaz bir şey. Özgür Özel eğer daha böyle kuşatıcı, ufuk açıcı, kucaklayıcı, toplumun her kesimiyle irtibata geçen ve toplumun her kesiminin dertleriyle ilgilenen ama bunu yaparken de demokratik hak ve özgürlüklerden ödün vermeyen bir çizgiye kendini getirebilir ve doğru muhalefet yaparsa kalıcı olur. Değilse böyle domino etkisi gibi yani bir püf demekle bir dokunmakla ben alt üst olabileceği kanaatindeyim. Mekanın sahibi geldi deyip başka isimler çıkabilir diyorsunuz. Evet. Evet, teşekkür ederiz Ekrem Bey. Bir pazar günü Kurban Bayramı, Türkiye Bayramı geliyor. İsterseniz onunla bitirelim. Bayrama kadar çünkü görüşemeyeceğiz izleyicilerimizle. Buyurun, veda mesajınızı da gidelim. Evet, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mahzun yaşadığımız son bayram olsun. İlerleyen dönemlerde güzel bayramlar olsun. Hani bu hep söylenir, Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü günahlar gide bayram o bayram olur. Dediğimiz maddi manevi ferahlığın olduğu, huzurun olduğu, huzur çok önemli. Huzurun olduğu bir bayram diliyorum herkese.
Evet, ben de bu dileklerinize katılıyorum. Değerli izleyicilerimiz, haftaya Perşembe olacağız. Bayram bitmiş oluyor. Haftaya Perşembe görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Herkese mutlu, huzurlu bayramlar.